Ve Süper Lig'de Trabzonspor kendi sahasında Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Bordo Maviler için tam anlamıyla bir sezonun bitiş noktasıydı bu diyebiliriz. Trabzonspor 5. sırada kaldı 26 maç 44 puanla beraber. Diğer tarafta Kayserispor ise 7. sıraya geldi 26 maç sonunda ve 41 puana yükseltti puanını. Çok acayip iş Çağdaş Atan'dan, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz hemen. İki takımın ilk 11'lerini oradan oyuna geçelim. Trabzonspor'da net bir 4-3-2-3-1 denemesi vardı. Orhan Aktan, dörtlü savunmanın önünde Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf'la beraber. Solda Markovic, sağda Visca, en önde Maxi Gomez görev yaptı. Diğer tarafta Kayseri'de Çağdaş Hoca'dan da yine aynı şekilde aslında benzer bir 4-2-3-1, zaman zaman 4-2-4'e veya 4-4-2'ye de dönen bir yapı. Dörtlü savunmanın önünde Akah'la Mensah'ı beraber kullandı hoca. Hemen önlerinde daha Thiam'a yakın noktada Cardozo, solda Mane, sağda Emrah Başsan görev yaptılar. Bir takım sezon içinde özellikle akan oyunda hücumda aksayabilir. Yani bireysel performanslar düşüktür. Hoca yeteri kadar hücum seti, hücum oyunu çalıştırmıyordur. Doğru kadroyu bulamamıştır. Hücumda hangi oyuncunun daha nerede verimli olacağını oturtamaz. Günlük bireysel performanslar kötü olabilir o maçta. Hocanın maç içindeki değişiklikleri çok kötü olabilir. Takım bir anda ritim kaybeder, dağılır. Hücumda. Ama abi hiçbir ligde, hiçbir yarışan veya o ligin büyük takım diyebileceğimiz takım bugün Trabzonspor'un yaptığı gibi bir savunma ve topsuz oyunda saha içi yerleşimi yapmaya hakkı yok abi. Bu akıl alır gibi değil bugün Trabzon'un ve muhtemelen sezonun devamı da böyle gidecek. Bunun iki sebebi var. Bir, hoca yok. Orhan Ak iyi yaptı, kötü yaptı, onu öyle hoca yok abi. İki, bunun da aynı zamanda sebebi başkan abi. Trabzonspor'un 3-4 ayını çöpe atamazsınız. Her ligde bir takım şampiyon olacak değil mi? Diğer peki büyük takımlar, yarışan takımlar ne yapacak? Hepsini başarırız? Hayır. Şampiyon olamıyorsan, şampiyonluktan uzaklaştıysan zirveden, o zaman çok basit bir şey abi bu. Avrupa sıralaması alacaksın ve Türkiye Kupası'nı kazanmaya çalışacaksın. Ya çok basit yani. Hatta belki bir tane daha lokal kupa getirmek lazım. İşte Premier Lig'in yaptığı Carabao Cup gibi falan bir şey getirmek lazım yani. Ki hiçbir takım hedefsiz kalmasın ligde. Sezon sonuna kadar. Abi Trabzon Türkiye Kupası da devam ediyor mu? Ediyor. Türkiye Kupası 2, yani rövanşta 2 maç. Herkes herkese her yerde eleyebilir abi. Trabzon'un ligde daha oynayacağı 8, 9, belki 10 tane maç var. Trabzon ligde 5. sırada. İlk 4 Avrupa sıralaması alıyor. Trabzonspor'un Avrupa'da olma zorunluluğu vardır. Bir tercih değil. Böyle bir şey olur mu ya? Bugün ne abi? Oyunla ilgili konuşacak ne var yani? Kayserispor ki benim Dünya Kupası arasından dönüşünden beri oyununda Dünya Kupası öncesine göre daha düşüşte Kayserispor. Skoru gene alıyor. Ama Kayseri çok basit. Çok akıcı, akışkan, toplu bir geçiş oynuyorlar. Büyük takımlara karşı çok daha pragmatist davranıyor Çağdaş Hoca. Çok daha realist davranıyor. Yerleşiyor. Özellikle merkezden. Şimdi bir kere bu kadro ne abi her şeyden önce? Kafayı yersin yani. Siopis, Abdülkadir Yusuf ki Abdülkadir Oruçlu, Yusuf Oruçlu bilmiyorum. Markovic, Visca iki tane yani maç devamlılığını, devamlılık ve istikrara dair her şeyi kaybetmiş iki adam neredeyse maç yani saha içinde oyunda. En önde Maxi Gomez, tamam. Zaten Gomez ilk golü, yani Trabzon ilk golü yedi. İnanılmaz bir savunma, yani savunma yok zaten de. Ardından Gomez tamamen bireysel çabayla atılan bir gol. Sonrasında Thiam'ın attığı gol. Gene ortada savunma namına hiçbir şey yok. Thiam buradan 20-30 metre koşuyor. Tek pasta gol oluyor abi. Buradan Gökhan sağ bek gibi içeri geliyor. Bu bek pozisyonlarını da iyi ayarlıyor Çağdaş Hoca. Onu da söylemek lazım. Yani Karol'den, Gökhan Sazdağ'dan bu kadar verim almak, ki Onur Bulut'tan da alıyordu. Onur Beşiktaş'a gitti. Çok sahaya iyi yerleşen, iyi konsantre. Çünkü bir takım hücumda dağılıyorsa bunun bak sebepleri olur. Ama savunmada dağılıyorsan abi hoca yoktur işte orada. Düzen yok yani. Düzen olmadığında savunmayı dağıtırsın. Savunmayı yapamazsın yani. Trabzon tamamen gün sayıyor. Ya bir şekilde Mayıs'ın sonu gelsin hadi abi hadi falan diye takılıyorlar. Hücum oyunu yani Abdülkadir falan gene hırpaladı hakikaten kendini. Şeydi, kendini göstermiyor. Maxi Gomez elinden gene yapıyor. Babardi'nin bugün gol atması önemli. Bakasetas ne kadar yani 2 dakikada oynasa kendini parçalayarak oynuyor Bakasetas. Hakkını veriyor oyunun. Çünkü herhangi bir oyun düzeni, taktik, teknik bir şey olmadığı için bireysel, tamamen bireysel kendini parçalamaya kalıyor oyun oyuncular için. Kayserispor çok net, çok basit bir şekilde yerleşti. Toplu oyunda topu vurmadılar. Trabzon'un baskısında çok topu vurmadan da çıktılar. Merkezde çoğalıp bekleri de oyun içinde aktif kullanıp, bu çok önemli abi. Mensah'ı biraz daha ileri gönderdi Cardozo ile beraber. Bazen burada Akah tek kaldı ki zaten Campanaro'yu da burada tek kullanıyordu hoca. Trabzon'un asla üstünlük alamayacağı topsuz oyunda bir de merkez orta sahasını delik deşik ede ede pozisyonlara, ya Thiam'ın attığı gol,
dördüncü gol, geçişte gelen gol, Mane'nin attığı gol. Burada Uğurcan'ın da tabii biraz salması var da. Ya bu kadar salma olmaz abi. Ama bu başkandan kaynaklanıyor işte kardeşim. Başkanla alakalı bir şey abi bu. Ya problem başkanda, sen Orhan Ak'la devam edelim nedir abi? Geçen sene Beşiktaş sezon ortasında hoca gerekiyordu. Önder Karaveli'yi denediler, olmadı. Ya sezonu Önder Karaveli ile bitirelim dedi mi abi Ahmet Nurşebi? Ne kadar eleştiriliyor bugün mesela. Tamam eleştirilebilir. O herkes eleştirebilir, önemli değil. Ama Beşiktaş gitti. Valerian İsmail'i getirdi ve dedi ki ben bununla sezonun sonunu bitireceğim. Bu benim buna ardından bunun oyun yapısına göre bir kadro kuracağız dedi. Ceyhun Kazancı kurdular. Sonra Valerian İsmail başarısız oldu. Sonra gitti. Başarılı olsa devam edecekti. Bu kadar basit. Sezonda kopan ve teknik direktörü değiştiren takımın sezonu çöpe atma lüksü yok. Ali Koç'un belki de mesela en büyük hatalarından biri bu. Yok Zeki Murat Göle, Emre 10 maç idare etsin ama sonra devam etmeyelim. Sonra işte Tahir Karapınar falan, rezillikler ötesi o. Ama bu da o rezilliklere eşdeğer bir şeydi abi. Koskoca Trabzonspor 3 ay 3 ay bitirelim ya falan. Ya böyle şey olur mu? Avrupa sıralaması alabilirsin. Türkiye kupasını alabilirsin. Kupasız bitirmeyebilirsin abi sezonu. Buraya bir tane düzgün bir hoca getirsen, bir düzen takımı kursa, en azından skor almayı oyna ya, 0-0 oyna. Bu ne abi? Gösteri maçı gibi maç yani. Alan gidiyor. Orta saha boşaltıyor. Yusuf ıslıklandı. Aklı olarak ıslıklandı maalesef. Vişça'nın ayakta duracak abi. Vişça Markoviç nedir abi? Neye dayanarak Vişça Markoviç ya? Vişça ile Markoviç maç mı oynamışlar da bugüne kadar? Kaç maç oynamış bu sene Vişça ile Markoviç? Kaç aydır maç oynamıyorlar Markoviç zaten geldiğinden beri, ya da Vişça zaten daha yeni döndü. Arkalarında Yusuf, arkasında Abdülkadir'in temposu biraz düşecek normal, dediğim gibi oruçtan dolayı. Arkada Siopis'in hiçbir 6 numarada ofansif katkısı zaten yok toplu oyunda. Gomez garibim kendini hırpalıyor. Arka taraf kendi aleminde. Denswil ile Bartra'nın arasında Tiam geçiyor. İzliyorlar. Aa Tiam koşuyor diyorlar falan. Bu takımın inanılmaz bir kadro yapılanmasına ihtiyacı var. Yani ilk yarı 2-1. Pardon. Yani ilk yarı 2-1 bitti. Hemen Yusuf Bardi hamlesini yaptı hoca mecburen. Biraz toparlandı orta saha. Bardi'nin merkez katkısı da var çünkü. Tempo katkısı da var. Abdülkadir kendini biraz daha öne attı. Skor riskiyle beraber. Tam bu arada 3 oldu maç. Penaltı pozisyonu. Felaket bir konsantrasyon dağınıklığı. Zaten hiçbir şey yok sahada. Ardından Abdülkadir tamamen, Abdülkadir'le Gomez hırpalaya ite kaka bir şekilde 3-2 yaptılar maçı pozisyonda. Sonra Bardi 3-3 yaptı abi. Hemen 3-3'ü de buldun. Çünkü yerleşik. Çünkü Kayseri'de hücumda delli toplu ama onlar da takım savunmasını iyi yapamıyorlar. Orada oyuncu kalitesi giriyor abi devreye, bu kadar. Malzeme bu, adamlar transfer yasağıyla girdiler. Bir de elden oyuncu kaybettiler. Onur gitti. Campanaro bugün çıkmadı falan yani. E şimdi bunun peşine geçişte 4. 4. gol kesin Uğurcan'a yazar. Kesin. Sen o golü yemeyeceksin abi. Böyle bir şey yok. Öyle... Yani Uğurcan o golü yemez. Uğurcan da saldı yani. Yani Trabzon'un hakikaten bu saatten sonra maç kazanması bayağı zor abi. Onu söyleyeyim mi? Bakasetas, Markoviç değişti. Ardından Mensah'la Emrah çıktılar. Kemen ve Uzo Dinma'yı attı oyuna hoca. Abdülkadir Ömür'le Siopis çıktılar. Onlar da yorgunluktan çıktı zaten. Biraz Hamşik ve Doğucan oyuna dahil oldular. Abi son hamleler. Denswil, Umut Bozok. Arkaya Doğucan'ı çekip en öne Umut gitti. Bu tarafta da İlhan Parlak, Mane. O da yine vakte yapılan bir hamleydi zaten biraz. Diyebiliriz sonuç olarak 4-3 kazandı Kayseri Spor. Kayseri Spor'u tebrik etmek lazım. Sezonun en tebrik edilecek 2-3 hocasından biri Çağdaş Atan. Bu transferle bu yokluktan böyle bir oyun, oyuna bağlı puan çıkardı bir de. Kapanalım otobüs çekelim, kapan çık rakip kaleye, yani iki kere gidelim bir gol atalım değil. O yüzden Çağdaş Hoca'yı çok tebrik etmek lazım. Trabzon'un da bu şekilde bu yapıyla abi Abdullah Avcı'yı gönderiyorsun. Abdullah Avcı'yı göndermek sadece Abdullah Avcı ve ekibi gider. Bir takımda teknik direktör kovuluyorsa teknik direktör gider abi, komple gider. Heyet gider, o teknik heyet. Yerine genelde bu tip takımlar, büyük takımlar altyapıdan bir hoca gelir veya hemen zaten Abdullah Hoca daha gönderilirken B planı hazırdır. Ertuğrul Doğan Abdullah Hoca'nın gittiği yönetimde var mıydı? Vardı. Şu an başkan mı? Başkan. Sürecin her yerinde var. O zaman yeni hocayı hazırlamış olacaktın bile abi sen. Montella ile görüşecek. Pillo ile görüşecek. Sezon bitsin. Sezon bitmeyecek abi. Sen hocayı bu takımın başına getireceksin. Hoca bu takımı, bu takım bir önce sahada duracak. Önce sahada nasıl duracağını gösterecekler bu takım. Bu takım önce bir sahada doğru dürüst duracak. Yoksa bak Trabzon'un, ya bugün 4-3 bitti maç. Bu takım çok enteresan, böyle saçma sapan, manasız farklı mağlubiyetler falan alır ha sezon sonuna kadar. Tuhaf skorlu maçlar biter bak, hiç şakasız yani.
Ama hakikaten yazık abi. Trabzon'un 3 ayına 4 ayına olabilecek bir Avrupa gidişine, olabilecek bir Avrupa pazar abi, çünkü Avrupa oyuncuyu da orada pazarlıyorsun. Onu da geç, kupa alabilirsin, kupa. Şu sezona kupa sıkıştırabilirdin. Bu mantıkla fikir imkansıza yakın yani. O yüzden Trabzon'da başkanın ilk attığı yanlış adımdan hemen geri adım atıp hemen bir teknik heyet hoca getirip önümüzdeki sezonun planlamasını yapacak şekilde şu 8-9 maçta geçmesi şart. Trabzon hedefsiz bırakılmaz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın.